Yargıda operasyonlar dedik. Darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlarda yüzlerce hakim ve savcı gözaltına alındı. Onlarcası hakkında tutuklama kararı verildi. Şimdi telefon hattımızda Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Karadağ var. Sayın Karadağ, merhabalar. Merhabalar. Evet Sayın Karadağ, darbe girişimi sonrası yargıda operasyon başlatıldı. Yüksek yargıya yönelik operasyonlar ne anlama geliyor? Şu an yargıda neler oluyor? Sizden dinleyelim. Şimdi bir 15 Temmuz olayını bir hatırlamakta fayda var. Birdenbire işte uçaklar düştü, Bencis bombalandı, Genelkurmay falan, bu hepimizin bildiği, gerçekten de çok insan içini acıtan olaylar gerçekleşti. Ve o gece hemen bir darbe girişiminle ilgili dava, soruşturma başlatıldı. Arkasından bu darbe girişiminin soruşturulmasıyla ilgili olarak da 2745 ilk derece mahkemesi yargıç ve savcısı ile 140 yargıta üyesi ve 48 danışta üyesinin hakkında bir gözaltı kararı çıktı. Yani bu hakim savcılar darbe girişimi soruşturması evet. adı altında şu anda soruşturuluyorlar. Peki hakkında işlem yapılan hakim ve savcılar kimler? Bu hakim ve savcıların hepsinin darbeyle ilişkili olduğunu söylemek mümkün mü? Tabii ki şu anda soruşturma devam ettiği için bizim ona hemen işte kesin olarak şöyledir dememiz mümkün değil hepsi evet. hakkında. Ancak şunu da söyleyelim, yani bu tür değerlendirmeleri yaptığımız zaman geçmişi de biraz hatırlamakta fayda var. 2007'den özellikle sonra ve ama yoğun 2010'dan sonra, yani cemaatin hükümetle beraber yargıya iyice egemen olduğu zamanlarda bazı soruşturmalar yürütüldü. İşte bu bildiğimiz sivri davaları, dönem davalarında deliller üretildi. Gerçekten de burada bu cemaat yargısı dediğimiz yargıya artık oraya mensup ve hepimizin de bildiği o hani yine o Silivri davalarında görev yapan yargıç ve savcılar kadar bu Türkiye'nin bu ülkenin yargısına ve hukukuna zarar verici hiçbir unsur olmadı şimdiye dek. Ve biz bunların kesinlikle soruşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 2007'den beri söylüyoruz biz bunu. Ancak şu ana kadar herhangi bir soruşturma yapılmadı. Her nedense bu darbe girişimiyle ilgili ilişkilendirilerek bir soruşturmaya başlandı. Ama bu arada gördüğümüz listelerden, şu son işte birkaç gündürki gözaltılardan öğrendiğimiz ve bizim de şahsen bildiğimiz bu cemaatle, Fethullah Gülen cemaatiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir şekilde siyasi iktidara yakın kişilerle ilgili davalarda, işte HES'lerde, Cumhurbaşkanlığı hakaret davalarında, efendim toplantı gösteri yürüyüşleri ilgili davalarda siyasi iktidarın istediği istikamette değil de işte özgürlükler ve haklar bağlamında karar veren yargıç ve savcıların olduğunu gördük. Yani tamamı cemaat değil. Elbette bir daha söylüyorum, bu cemaat mensubu yargıç ve savcıların, bu delil uyduran hakim ve savcıların kesinlikle soruşturulması gerekiyor. Ama burada her zaman olduğu gibi işte cemaat tasfiyesi adı altında aslına bakarsanız bir siyasi iktidara muhalif yargıç ve savcılar tasfiye ediliyor. Aynı bu Ergenekon sürecinde işte memleketten yana olan işte anti-Amerikancı subayların, ordu mensuplarının tasfiye edildiği gibi şimdi de hükümet karşıtları ya da hükümet gibi düşünmeyen yargıç ve savcılar tavsiye ediyor. Biz onu görüyoruz. Evet. Sayın Karadağ, çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Evet. Şunu söylemeliyim. Soruşturma usulleri çok kötü. Evet. Bakın herhangi bir insanın evi arandığı zaman işte polis gider, işte muhtarı bulur, komşulardan birisini bulundurur. İşte avukat soruşturmalarına mesela mutlaka avukat gider, savcı gider. Evet. Oysa bizim bu yargıçlara ve savcılara yönelik operasyonlarda, ev aramalarında kesinlikle savcı yok. Polis
silindirle gidiyor, açıyor, giriyor, çıkıyor. Bakın değişik mahkeme kararları var bu gözaltı ve tutuklama talepleriyle ilgili. Bir mahkeme diyor ki hiçbir delil yok, sadece bakanlık yazısı var. Pardon, HSYK ve Ankara Başsavcılığı'nın yazısı var diyor. Buradan suç olmaz ya da çete üyeliğiyle ilişkilendiremeyiz. Bir tanesi de diyor ki listede adınız yazılı, çete üyesiniz, tutuklandınız. Ve bu tutuklama ve gözaltına alınmalara ilişkin evrakların tamamı her biri 7'şer satırdan oluşan 2 kağıt, 2 sayfalık kağıt. Her bir sayfada 7 satır var. Evet. Ve hepsi matbu yazılmış, nokta noktalar var. Oralara numaralar ve isimler yazılıyor. 6 ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından önceden imzalanmış ve bu doldurma, boşluk doldurma yöntemiyle oluşturulan yazılar ile savcılar, yargıçlar gözaltına alınıyor, tutuklamaya sevk ediliyor ve bir kısmı tutuklanıyor. Yani bu usulsüzlük bir gün Türkiye'yi boğacak. Aynı 2010 sonrası olduğu gibi. Yani 2016'da da 2010 sonrasında yoğunlaştığı üzere hukuksuzluklar devam ediyor. Hep bir rövanş alma var. Ama rövanş almada da hep gözetilen şey hükümete aykırı, hükümetin isteklerine aykırı karar veren yargıç ve savcılar nedense hemen alınıveriyor. İlk önce onlar bulunuyor. Yani yüksek yargıya operasyonlarda hukuksuzluklar var diyorsunuz Sayın Karadağ. Yüksek yargıdan önce ilk derece 2745 kişilik ilk derece yargıç ve savcılarla ilgili olarak konuşuyorum. Yüksek yargıya yapılan operasyonlar, onlar da ayrı bir zaten şeydir. Onların usulleri, yasaları filan da farklıdır. Buna rağmen işte Yargıtay Başkanı'nın dün de açıklaması var. Ben yazıyı görmedim. Fakat bir azilden bahsediliyor. Çok kötü. Evet. Çünkü Yargıtay üyeleri hakkındaki usul bambaşkadır. Soruşturulur, savunmaları alınır. Ondan sonra meslekten ayrılmaya davet edilir. Evet. Oysa Yargıtay Başkanı bir azilden bahsediyor. Ve etik anlamında bakılacak olursa da biliyorsunuz Yargıtay Başkanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız adına 17-25 Aralıkların kapatılması konusunda aracı olarak gitmiştir Zekeriya Üze. Evet, yani eğer ki cemaatle ilişkili böyle bir şey olacaksa Sayın Yargıtay Başkanı'nın bu soruşturma içinde mutlaka olması gerekiyor. Evet. Sayın Karadağ, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.